Teknoloji Trafiği, Radyo Trafik Ankara'da teknolojinin nabzını tutmaya geliyor. Teknoloji Trafiği, Burak Balcı'nın sunumuyla her çarşamba Radyo Trafik Ankara'da sizleri teknoloji dünyasının en güncel gelişmeleriyle buluşturuyor. Kaçırmayın. Kaçırmayın. Sevgili dinleyenler, Teknoloji Trafiği'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Burak Balcı ben. Bugün sanayide dijital dönüşüm konusunu çok uzman bir konuğumla burada değerlendiriyor olacağız. Ostim OSB Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörü Çağlar Öngüner. Çağlar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Burak Bey. Şimdi ben hep yayınlara şöyle başlıyorum. İş bir türlü bitmez, yollar da bitmez. Dolayısıyla en önemli iş sağlık. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz umarım iyidir. Çok teşekkür ediyoruz, iyiyiz. Öncelikle bizleri de burada kabul ettiğiniz için, davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan ve bizleri duyan değerli dinleyicilerle de buluşmaktan çok mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ostim Başkanı Sayın Orhan Aydın ve basın müşaviri Korhan Gümüştekin'e de sizle bizi buluşturduğu için, bu yayının yapılmasına vesile oldukları için buradan da teşekkürlerimizi sunalım. Şimdi Çağlar Bey, tabii böyle step step gidelim istiyorum. Sizi zaten sektörün içinde olanlar gayet iyi biliyorlar ama biz dinleyicilerimizin de sizi böyle kısaca bir tanıması için sizden bir kısa özgeçmiş rica edelim. Sonrasında yaptığınız işleri de buradan dinleyeceğiz. Tabii tabii Burak Bey. Çağlar Öngüner ben. Evliyim, Ankara'da yaşıyorum. Yaklaşık 3 yıldır Ankara'dayım. Ostim'de Dijital Dönüşüm Ofis Yöneticiliği görevini üstlendim 2022 yılının Ocak ayında. Aynı zamanda TÜBİTAK TÜSİ'de de DDX Dijital Dönüşüm Değerleme Modeli ile ilgili danışmanlık yürütüyorum. Bununla birlikte bizim yine aynı şekilde diğer bir şapkamız Sanayi Bakanlığı'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda değerlendirici statüsünde bir rolümüz var. Bu şekilde çalışıyoruz, koşturuyoruz. Bu alan dijital dönüşüm alanı iş dünyasında ve günlük hayatımızda büyük bir dönüşüm süreci yaşatıyor. Umarım bu programla birlikte sizlere de, dinleyicilerimize de ilham verebiliriz. Umarım. Niyetimiz o zaten. Şimdi dijital dönüşüm dediğimizde şimdi bizde şöyle kavramlar var. Yapay zeka son yılların biliyorsunuz, son günlerin özellikle en popüler konuları arasında. Ama biz olur olmaz şeye yapay zeka diyoruz. Onu da yapay zeka yaptı, bunu da yaptı. Ama uzmanlarına sorduğunuz zaman böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi bu dijital dönüşüm noktasında da benim aklıma aynı şey geliyor. Dijital dönüşüm dediğimiz zaman bizim aklımıza tam olarak ne gelmesi gerekir? Merakım budur. Bir de bu firmalar bağlamında soruyorum. Dijital dönüşüm orada çalışan kişilerin teknolojiye adapte olması mıdır? Onların dönüşmesi midir? Yoksa oradaki teknoloji cihazların dönüşmesi midir? Yoksa bunların tamamı mı? Aslında her ikisi de. Bununla birlikte bir kültürel dönüşüm de ekleniyor. Üçüncü bir ifade olarak. Hem kişilerin nitelikli olarak gelişmesi hem de bir takım kurulması gereken bir konu bu. Yani firmanın kültürel olarak yaklaşması gereken kültür değişimi aslında dijital dönüşüm dediğimiz şey. Şimdi sanayide dijital dönüşüm dediğimiz şey tabii ki biraz daha spesifik bir ifade. Dijital dönüşümün bir alt başlığı gibi görünüyor. Dijital dönüşümden başlayalım. Yani dijital dönüşüm nedir? Biraz bundan başlamakta fayda görüyorum açıkçası. İşletmelerin dijital teknolojileri kullanarak iş süreçlerini, ürünlerini, hizmetlerini dönüştürmesini ifade eden bir başlık bu dijital dönüşüm. Yani artık iş yapış biçimlerinin farklı bir evreye taşınmasından bahsediyoruz. Geleneksel yaklaşımdan dijital yaklaşıma doğru. Bu süreç sadece teknolojik araçların işletmelere entegre edilmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda şirket kültürünün ve müşteri etkileşimlerinin köklü bir değişimi olarak ele alınıyor. Sanayi özelinde de bu dijital dönüşüme baktığımız zaman üretimde dijital teknolojilerle entegre edilerek daha verimli, esnek ve izlenebilir hale getirilmesi anlamına geliyor. Tabii bunu sağlayabilmek için de IoT, robotik teknolojiler, büyük veri, dijital ikiz gibi böyle bulut teknolojiler gibi birçok farklı teknolojik entegrasyonun da sağlanmasıyla gerçekleşiyor pek tabii ki bu da. Şimdi bu iş yapış şekilleri dediğimiz konuda biraz daha çalışanlar özelinde yaklaşacak olursak, bu dijital dönüşümün temelinde aslında veri var. Odağında da insan var.
veri toplamayla başlıyor aslında konu baktığımız zaman. Yani bir dijital dönüşümü gerçekleştirebilmek için, daha doğrusu bir karar alabilmek için öncelikle veriye ihtiyacınız var. Bu verinin de bilgiye, anlamlı hale dönüşmesine ihtiyacınız var. Aslında dijital dönüşüm biraz daha bunu hedefleyen ve bununla ilgili destek sağlayan bir argüman. Dijital dönüşüm dediğiniz zaman bir de konu tamamlanmış oluyor mu? Biz dijitalleştiğimiz zaman her şey tamam mı? Hayır. Biraz önce bahsettiğimiz gibi o insan temelinde olan konu, insan odağında olan konu, o kültürel değişimi de yaşatmadığınız zaman bu sürdürülebilir olmuyor. Bunu da firmanın aslında idaresinden tüm çalışanlarına kadar herkesin idrak etmiş. Herkesin bunu temelinde yaşıyor olması. Öncelikle gerek. De patronların yaşıyor olması. Kesinlikle, gerek. Kesinlikle. Hep şu ifadeyi kullanıyoruz. Diyoruz ki idarenin iradesi. Yani idarenin iradesi olmadan bu iş olmaz. Yani biz ne kadar üretim sahasında bulunan hem beyaz yakaya, mavi yakaya bunları adapte etmeye çalışsak da şirketlerin sahibi, tacirler, tüccarlar bu işe inanacak. Yani bu işin temelinde bu var. Şimdi yeni kuşak, şimdi ben eskilerden hatırlıyorum. İşte babamlar da esnaf Ostim'de. Hı hı. Tabii biraz daha eskilere gideceğim de çok kadar da yaşlı değiliz yani buradan biraz eskilere gitmekle birlikte. Yani mesela orada atölyede bir bilgisayar alınacak, internet bağlanacak. Yani babam mesela ona itiraz ederdi. Buna ne gerek var? Geleneksel yöntemlerle zaten orada işini devam ettiriyor. En nihayetinde bir sonra gelen kuşağın ısrarıyla, talebiyle o patronlar istemeye istemeye de o benim gördüğüm tabii yaşadığım o sisteme adapte oluyor. Ve bir süre sonra da şunu diyor ya bu iyi bir şeymiş ya. Sizin de mesela evet. Böyle patronları ikna etmekte zorlanan yani yeni kuşakların çok zorluk çektiğini zannetmiyorum. Evet. Onlar daha çok burada teşvik edici roldedir diye düşünüyorum ama patronlar Hı-hı. noktasında onların bir kendine ait kuralları var. Bir sistemleri var. Hani Einstein dediği gibi böyle bazen ön yargıları yıkmak atomu parçalamaktan daha zor. Sizin de bu bağlamda hani zorlandığınız durumlar oluyor mu? Pek tabii ki oluyor. Bu zaten hayatın doğal akışında olan bir durum. Yani geleneksel yaklaşım dediğiniz zaman aslında bizim büyüklerimizin de büyüklerine göre yaklaştıkları konular bazen geleneksel kalıyordu. Bu böyle aslında birçok nesile aktarılacak bir durumdan bahsediyoruz. Bizden sonraki nesiller için de bambaşka bir dünya bekliyor onları. Belki biz de onlara geleneksel kalabiliriz biraz daha. Firmalara gittiğimiz zaman tabii bu dijital dönüşümü anlattığımızda şunu vermeniz gerekiyor. Yani bu işin faydası ne olacak? Bu işten firma nasıl bir tasarruf elde edecek? Yani bu işin fayda maliyet kısmını çok iyi aktarmanız gerekiyor. Günün sonunda dijitalleşmeyle birlikte yatırım yaptıkları konu maddi bir konu olmadığını, bunun firmaya fayda sağlayacağı, ne yönlerden fayda sağlayacağı konusunda biraz bilgi sahibi olmak gerekiyor. Biraz daha konuyu anlatırken işin teorisinden çok sahada edinilen bilgi ve birikim, tecrübeler bu konuda çok işimize yarıyor açıkçası baktığımız zaman. Şimdi birkaç örnek vereyim. Şimdi yaklaşık 7-8 yıl önce bir mavi yakadan örnek vereceğim. Sonra bir de patronaj taraftan Lacoste yakadan örnek vereceğim. 7-8 yıl önce bir dijital dönüşüm proje uygulamasında yer almıştım. Orada üretimde kullanılacak argümanlar belliydi daha önce. Bir kağıt kaleme notlarını alıyorlar operatörler, çalışanlar. İşte günlük ne kadar adet ürettiler, işte kaç saat çalıştılar gibi bilgileri kağıtlara yazdıkları bir şekilde sistemi yürütüyorlardı. Bir anda dijital dönüşüm süreçlerini firma üzerinde bir proje olarak başlattık. Ancak firma sahibi burada şöyle kritik bir hareket yaptı. Dedi ki biz artık iş yapış biçimimizi değiştiriyoruz. Kağıtlar, evraklar ortadan kalkacak. Tamamen dijitale geçiriyoruz sistemimizi. Burada bu çok önemliydi. Firmanın oradaki iradesi tam olarak dijitalleşmeye yönelikti. Ve bunu söyleyen ikinci kuşaktı. Ama bizim burada bir de tabii ki onların büyükleri, asıl ortakları birinci kuşak tamamıyla bu konuya biraz yaklaşımları gelenekseldi. Ama ikinci kuşağı güvenleri tamdı bu konuda. O bizim elimizi biraz rahatlatmıştı. Sahada ancak 55 yaş üstü, 60 yaş üstü çalışanlar vardı. Onlara bu dijital teknolojileri adapte etmek hiç kolay olmayacaktı. Çünkü sahaya bir dokunmatik ekran koyduğunuzda bazılarının hala tuşlu telefonları var çalışanların. Yani yeni teknolojiyi reddeden bir yaklaşımları zaten var. Ancak bu işin zamanla onlara ne getireceği konusunda bilgiler olmadığı için
bu direniş var. Baktığınız zaman dijitalleşmeyle birlikte çalışanların birinci sağladığı şey adalet. Yani kimin ne kadar süre hangi iş üzerinde çalıştığı konusu eğer şeffaf bir şekilde paylaşılabiliyorsa, kimin ne kadar bir konuyla ilgili eforu hesaplanabiliyorsa, çalışanlar o denli mutlu oluyor aslında. Bir ustamız ekran başında, ya biz bu verileri giremiyoruz Çağlar Bey, bunları nasıl yapacağız, ben bunu yapamam, ben bunu kullanamam diye 5 ay 6 ay diretti. En sonunda şimdi geldiğimiz noktada ben bu sistemsiz asla yapamam. Bu benim her işimi görüyor. Artık kim benim ne kadar süre çalıştığımı biliyor. İşlerin gecikmesinin benden kaynaklı olmadığı ortaya çıktı diye aslında firmanın tüm çalışanlarını da burada tetikleyen bir kişi vazifesi gördü. Burada fabrikadaki usta dediğimiz böyle 3-5 ustadan bir tanesiydi. Dediğim gibi bu kimin bu dijitalleşmeden ne fayda elde edeceğiyle alakalı. Bahsettiğimiz gibi mavi yaka bu işin adaletinden beslendi. Firmanın sahibi bu işin tasarrufi yönünden ve bu işin prestijinden beslendi. Herkesin besleneceği yer burada tabii ayrı oluyor. Dediğiniz o geleneksel yaklaşım pek tabii ki bu hep olacak. Bizler de bazen telefonumuza yeni bir uygulamayı indiriyoruz ya da ne bileyim artık notlarımızı kağıda değil de dijitale alalım derken bile çok zorlanıyoruz. Biz dijitalciler olarak da çok zorlanıyoruz açıkçası bunu yaparken. Ancak konunun temelinde dediğim gibi ihtiyaç olmalı. İhtiyaca yönelik bir çözüm üretebiliyor musunuz, üretmiyor musunuz? Bununla alakalı bir konu aslında. Ya dijital demişken bizim burada işlediğimiz konuların bel kemiğinden bir tanesi de yapay zeka. Hmm. Ya defalarca burada program yaptık ama hala elimizde saman kağıtlarıyla burada. Ya tabii yani belli bir oranda onun da bence tadı vazgeçilmez. Yani o kurşun kalemle buraya yazmak çok büyük haz veriyor. Reklam aramız gelmiş Çağlar Bey. Peki, tabii. Değerli dinleyenler, bir kısa reklam arası, sonrasında yine buradayız. Teknoloji trafiği devam edecek. Değerli dinleyenler, teknoloji trafiğinin reklam arasının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörü Çağlar Öngüner. Sizin böyle soyadınızı Çağlar Bey biraz... Önde giden önde giden asker demek. Öyle mi? Evet, öyle bir şeyi var. Öngüner mi, Üngüner mi? Böyle Öngüner bir... hocam. Ha, tamam, evet. Yani onu biraz zorlandım. Evet, çok karıştıranlar oluyor. Gerçekten zorlandım. Haklısınız, haklısınız. Bu konuklarda da hep böyle 2-3 isim çıkıyor. Birisini kullanayım, birisini buradan söyleyelim. Peki. Çağlar Bey, dijital dönüşüm konusunu siz ifade ettiniz ama diyelim ki ben bir firma sahibi olayım ve bir süreci başlatacak olalım dijital dönüşümle ilgili. Öncelikle bu süreç nasıl başlar? Yani buna siz mi karar veriyorsunuz, firma mı karar veriyor, süreç nasıl işliyor, nasıl bir yol haritası belirleniyor ve kim belirliyor? Dilerseniz ben bir firma sahibi olayım, siz de step step anlatın, bu işi de öğrenmiş olalım. Bu işin aslında 5 adımı var diye nitelendiriyorum ben genellikle. Birincisi, şirketin vizyonunu kesinlikle dijital dönüşüm konusunda tanımlaması gerekiyor. Yani bir stratejik hedef olarak dijital dönüşüm belirlemesi gerekiyor. Her şey biraz önce de bahsettiğimiz gibi ortaya konulacak iradeyle ve inançla başlıyor. Bu şirket vizyonunu tanımladıktan sonra da sadece bu bir teknoloji yatırımı olmadığını, iş süreçlerinin, bu kültürel değişimin de buraya adapte edilmesi gerektiğiyle alakalı bilinçlenme gerekiyor bu sürecin başlangıcında. Ya, kültürel değişim derken hani sizin de bu, ben aslında röportajlarınızı da dinledim. Tam olarak ifade etmek istediğin şey nedir yani? Ne anlamamız gerekir? Kültürel değişim. Aslında çok basit ifadeyle dediğim gibi iş yapış biçimlerini değiştirmekten bahsediyoruz. Karar vermesi gerekir yani. Peki, tabii ki. Şimdi kültürel değişim deyince firmanın işte 100 çalışanlı bir yerden bahsedelim mesela. Dijital dönüşüm dediğimiz zaman artık işin yönetim şekli değişiyor dijitale geçtikten sonra. Şimdi bundan önce aslında bahsetmiş olduğumuz bu dijitalleşme yapıları 25 yıldır var, 30 yıldır var. Dijitalleşme bugün dün girmedi hayatımıza baktığınız zaman. Ancak bu dijitalleşme kültürünün gelişen teknolojiyle birlikte firmanın farklı farklı departmanlarına çözüm getirdiği varsayarsak, işte bu tüm insanları ilgilendiren, çalışanları ilgilendiren bir durum haline geldi. Sadece bir yönetimsel bakış açısıyla değerlendirilecek bir husus değil. Aslında firmanın temelinde tüm kişileri ilgilendiren bir durum bu.
O yüzden kültürel değişim dediğimiz için de yani birçok farklı yapılacak hamle var. Sadece bu bahsettiğimiz teorik ifadeyle geçerli değil. Yeni bir işe başlarken bu işin bir ekip ile yapılması gerektiği, nitelikli insanlarla yapılıyor. İnsanları nitelikli bir hale getirmek için de gerekli olan eğitimleri, bilinçlendirmeyi gerçekleştirmek gerekiyor. Aslında bahsettiğimiz bu kültürel değişim ifadesinin temelinde altında böyle parametreler var. Şimdi bu şirket vizyonunu tanımladıktan sonra dijital dönüşümle ilgili ikinci aşama burada bir dijital olgunluk seviyesinin belirlenmesi. Yani firmanın bir dijitalleşme konusundaki seviyesini gösteren bir fotoğrafı, bir raporu olması gerekiyor ki neye nereden başlayacağıyla alakalı. Bunu siz mi çıkartıyorsunuz yoksa bunu firma mı? Şöyle firmanın bu yol haritasında bu adımları gerçekleştirirken ki aşamalarından bir tanesi bu. Ostim Osebi olarak biz bunu gerçekleştiriyoruz tabii ki. Firmaların fiziksel veya bu üretim tarafındaki analizlerini çıkartarak detaylı bir rapor hazırlıyoruz. Bu hazırladığımız raporda öncelikli olarak firma ihtiyaç temelli yaklaşması gerektiğini bahsedersek, ilk önce hangi teknolojilere ihtiyaç duyuyor, bu teknolojilerden hangi faydaları elde edecek, ne gibi bir katma değer sağlayacak firmasına ve buradan nasıl bir gelir elde edecek ya da kayıplarını nasıl önleyecek? Bunlara göre önemsellik derecesinden birçok farklı departmanlara göre bir iş planı sunuyoruz aslında. Ve bunu bir 5 yıllık dijital kalkınma planı olarak önlerine koyuyoruz. Peki tabii ki firma biz bu işi nereden başlayalım dediği zaman da bu rapor onun için bir kılavuz niteliğinde oluyor. Bu ikinci başlığı dediğim gibi bizler de Ostim OSB olarak dijital dönüşüm ofisi olarak gerçekleştirebiliyoruz. Yaklaşık 2022 yılının Ocak ayından beri sadece fiziksel ziyaret yaptığımız firma sayısı 250'yi aşmış. Bu dijital dönüşüm konusunu firmalara işte bir mail yoluyla ya da bir telefonla ifade etmek kolay konular değil. Çünkü 250 firmaya sunum yaptınız bir yerde. Evet, aynen öyle. Her bir firmaya tek tek dokunmanız gerekiyor ve bunu yönetim seviyesinde dokunmanız gerekiyor. Gittiğiniz zaman firmanın dijital dönüşüm konusunda yaptığı faaliyetleri ya da bununla ilgili farkındalığını ölçmek bizlerin buradaki öncelikli görevi. Buna göre firmanın alacağı yolu ya da stratejik kararlarına nasıl destek olabiliriz, nasıl danışmanlık verebiliriz bunlara karar veriyoruz aslında. Tabii ki buradaki karar verme durumumuz firmanın farkındalık seviyesine göre çok değişkenlik gösteriyor. Bazı firmaların dijital dönüşüm konusunda hiçbir hareketi yok. Ve kullandıkları geleneksel yöntemlerin onlar için en doğru olduklarını düşünüyorlar. Ancak biz diyoruz ki Ostim OSB dijital dönüşüm ofisinden biri gelmişti ve bize bu konularla ilgili bir şeyler söylemişti. Evet, ben bunu bir yerden hatırlıyorum demesi bizim için önemli. Bunun dışında dijital dönüşümle alakalı gerçekten ciddi seviyede yol almış KOBİ'lerimiz de var. Bu KOBİ'ler aynı zamanda farklı sektörlerde hem sivil hem savunmaya çalışan ya da farklı alanlarda medikal gibi, kauçuk gibi farklı sektörlerde. Daha çok hangi firmalar var? Dijital dönüşüme... Aynen, sizin çalıştığınız veya bu konuda sizden talepte bulunan. Şöyle nitelendirelim onu. Daha çok sektörel bazda savunma havacılık sektörü bu anlamda önde gidiyor, öyle söyleyeyim. Çünkü onların ana tedarikçileri yani müşterileri bu anlamda firmaları biraz daha zorlayan tarafta. Bunları yaparken de firmaların pek tabii ki nasıl hareket edeceği, nasıl yol alacağı ile alakalı bilgilendirmeleri de yapmakta yükümlü oluyorlar. Bizler de bu görevi bu ana tedarikçilerle, müşterilerle birlikte götürerek onlara yardımcı oluyoruz aslında. Buradaki kritik konu şu, izlenebilirlik ve şeffaflık. Bunun gerektirdiği her adım dijital dönüşümden geçiyor. Bu sebeple de bu sektörler aslında Türkiye'nin önde giden sektörleri. O sebeple daha klasik yaklaşımlardan çok bu dijital yaklaşımla birlikte çözülebilecek olduğunu farkındalar. Bunu böyle bir özetleyebiliriz. Şimdi ikinci adım bu dijital olgunluk seviyesinden bahsettik. Üçüncü olarak da pek tabii ki bu dijitalleşme için bir teknolojik altyapı gerekiyor. Yani sadece işte yazılımı aldık, donanımı aldık ya da işte sistemleri aldık, kurduk olmuyor. Bu kurulum için gerekli olan altyapının içerisinde internet var. Gerekli olan diğer ikame donanımlar var. Ve
kişilerin kullanacağı donanımlar var. Adaptasyon için gerekli olan teknolojik malzemeler var. Bunlar için de bu projenin yeterliliği konusunda bir analiz çalışması yapmak gerekiyor. Altyapı dediğimiz konu şu anda Türkiye'de çok kritik durumda. İnternet altyapısının ciddi şekilde yenilenmesi gerektiğini her zaman söylüyoruz. Dijital dönüşüm, evet, internete bağlı ya da bağlı olmayan platformlarda çalışabiliyor, ancak internetin kullanım seviyesi ciddi seviyede artmış durumda ve bu da altyapı anlamında bazı riskler taşıyor. O yüzden teknolojik altyapı oluşturmak bu işin en önemli üçüncü adımlarından bir tanesi. Yani şirketin ERP sistemlerinden IoT cihazlarına, bulut çözümlerinden veri analitiğine kadar ihtiyacı olan teknolojiler ve bu sistemlerin birbirleriyle entegrasyonu bu teknolojik altyapı için çok önemli. Dördüncü adım, biraz önce de bahsettik, kültürel değişimin adaptasyonu hocam. Her şey de önemli. Aynen öyle. Çünkü dediğimiz gibi odağında insan olan her şey bir kültür değişimiyle başlıyor. O yüzden bu da çok önemli bir adım. Yani dijital becerilerin arttırılması konusu dijital dönüşüm sürecini hızlandırır ve şirketin bu dönüşümden elde edeceği faydayı da maksimize eden bir taraf aslında. Bu kültürel değişimi de kesinlikle firmanın atacağı adımlar içerisine alması gerekiyor. Son başlık, burada son adım. Tabii ki tüm adımları gerçekleştirdikten sonra bazı pilot projelerle dijital dönüşüme başlamak. Yani küçük çaplı olarak başlamak, adım adım başlamak. Bir anda yüklü yatırımlar yapıp, biz şimdi raporlar hazırlarken firmalara dediğim gibi bu 3 yıllık veya 5 yıllık dijital kalkınma planlarını sunuyoruz ama bunlar bazen 5 milyon, bazen 20 milyon, bazen 50 milyon gibi tutarları bulabiliyor. Bazen 1-2 milyonla da aslında firmanın ciddi kazançlar elde edebileceği noktalar oluyor. Biz aslında biraz daha buralardan başlamalarını öngörüyoruz firmanın. Çünkü ciddi bir kapasite kaybı var, ciddi bir performans kaybı var. Zaman maliyeti her şeyin önüne geçmiş durumda aslında şu anda. Bunu ne kadar teknolojiyle kapatırsanız o kadar bir fayda maksimizasyonu sağlıyorsunuz. O yüzden diyoruz ki firmalara, adım adım ilerleyin, küçük başlayın. Akabinde burada elde edeceğiniz faydayı göre göre teknolojik değişimlerini ve adaptasyonlarını hızlandırın diyoruz. Yani bu 5 adımı aslında firmanın gerçekleştirdikten sonra dönüşüm süreci başlamış oluyor. Hiçbir şey bitmiyor. Aslında her şey yeni başlıyor Burak Bey burada. Bu kültür değişimi, bu teknolojik değişim dediğimiz ifadelerin hepsi bir yolculuk. Bu yolculuk, bu değişen şartlara göre, hani geleneksel yaklaşımdan dijital yaklaşıma geçiyoruz dedik ya, bu yaklaşıma göre yeni atılan her bir adım, işte aslında firma sağladığı faydalarla birlikte bu yeni adımları atmaya cesaret bulacak artık diye bu nasıl yaklaşması gerekiyor firmanın, nasıl bir yol haritası izlemesi gerekiyor sorusunu cevaplamış olalım. Peki diyelim ki benim firmam var ve bu sürece de başlamak gibi bir niyetim var. Ama mali durumum bunu karşılamada yetersiz olabilir. Bununla ilgili OSTİM'in mi, KOSGEB'in mi, işte bakanlıkların mı, herhangi bir desteği var mı? Bir de sizin TÜBİTAK'la ilgili de bir göreviniz vardı. Onu atlamıştım. Onu da buradan ekleyeyim. İfade etmek istedikleriniz varsa onları da alalım. Tabii ki. Dijital dönüşüm süreci şöyle, destekler anlamında bahsedelim. Şu anda Türkiye'nin kalkınma 12. kalkınma planında dijital ve yeşil dönüşüm başlığı 250 sayfalık bir kalkınma planı var Burak Bey. Bunun 1/3, yani yaklaşık 80 sayfalık kısım dijital ve yeşil dönüşüm için ayrılmış durumda. Yani Türkiye zaten bu konuyla ilgili ciddi mesafe kat etmek isteyen, ciddi bir motivasyon oluşturmuş durumda. Pek tabii ki bununla birlikte firmaları da motive edecek unsurlar, destekler. Şu anda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bünyesinde KOSGEB ve TÜBİTAK tarafında bazı destekler var. Aynı zamanda Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın kendi bünyesinde oluşturmuş olduğu yeni bir destek paketi de var. Bu da Dijital Dönüşüm Destek Programı diye geçiyor. KOSGEB desteğinden biraz bahsedelim. KOSGEB desteği 1 milyon ile 20 milyon TL arasında bir destek. Firmalar burada bir kredi faiz desteği alıyorlar. Aldıkları destekle de birlikte 36 aya kadar bir vade imkanı sunuyor KOSGEB. Yani ilk 6 ay herhangi bir ödeme yapmıyorsunuz. Kalan aylarda eşit taksitlerle ödemeler yapıyorsunuz. Bu çok ciddi bir imkan gerçekten firmalarımız için. Ben firmalara bu KOSGEB'in desteğini anlattığım zaman hemen başlayalım,
bu bizim için hele Türkiye'nin bu finansal konjonktüründe paranın zaman değeri anlamında çok ciddi bir fayda sağlayacak bir destek bu. Şu anda KOBİ'lerimiz için özellikle yeni başlayan, yani yaklaşık 2-3 ay oldu. Bir süre sınırı da henüz konulmadı diyebiliyorum ama şu anda firmaların öncelediği alan bu KOSGEB destekleri. Bizler de bunlarla ilgili firmalarımızı bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bir diğer destek Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın desteği. Bu da 30 milyon TL ve üzeri. Yani bazı KOBİ'lerimiz yapacakları yatırımı yıllara sahip bölüp yatırım teşvik kapsamında bu destekleri alabiliyorlar. Biz de bunlarla ilgili hem OSİM'de hem çeşitli il ve ilçelerde tanıtımlar, seminerler ve organizasyonlar düzenliyoruz. Firmaları bilinçlendirmek anlamında. Biraz önce bahsettiğim gibi kapı kapı tabiri caizse ziyaret ederek de firmalarımızı bu desteklerden bilgilendirmek üzere faaliyetler yürütüyoruz. Onları siz mi buluyorsunuz Çağlar Bey? Yani oradaki üretim kapasitesini fark edip görüp ya da elinizde bir rapor varsa bunun doğrultusunda, yani sizin firmanız dijital dönüşüm noktasında gerekli adımları yerine getirirse işte üretiminiz iki katına çıkar gibi bir şeyi siz mi tespit ediyorsunuz? Evet. Şimdi biraz ondan, o konudan da bahsedeyim. Yani bu dijital dönüşüm raporunu hazırlarken bahsettiğimiz tarafta bu da var. Yani iş analizi yaparak hangi faydaları sağlayabileceği konusunda geri bildirimler veriyoruz firmalara. Çağlar Bey, sözünüzü balla kesmiş olayım. Bir reklam aramız var. Tabii ki. Değerli dinleyiciler, bir reklam, bir müzik, sonrasında burada olacağız. Teknoloji trafiği devam ediyor. Sevgili dinleyenler, teknoloji trafiğine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çağlar Bey, sözünüzü kesmiş olduk. Estağfurullah. Reklam arası dolayısıyla mecburen. İsterseniz siz buyurun. Kaldığımız yerden devam edelim. Tam bu destek kalemlerinden bahsediyorduk. Bu destek kalemlerinin de alınabilmesi için bazı şartlar konuldu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından. Konuyla ilgili uzmanlar yetiştirdi bakanlık. Bu uzmanların bu raporları hazırlaması gerektiğiyle alakalı bir kanaat oluşturdu. Ben de o Türkiye'deki 110 danışmanlardan bir tanesiyim. TÜBİTAK TÜSİ de başlığında DDX danışmanları var. Türkiye'de 110 tane. Ve bu danışmanlar şu anda bu rolü üstlenmiş durumda. Firmaların dijital dönüşüm olgunluk analizini ölçen raporlar hazırlıyorlar. Bunlar hem fiziksel ziyaretlerle, saha ziyaretleriyle, firmaların yönetiminden tüm kademelerine kadar birebir toplantılarla, görüşmelerle, firmalardan alınan bilgilerle ve yaptıkları teşhislerle hazırlanan raporlar bunlar. Bu raporların amacı KOSGEB veya farklı Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın destek programlarına başvururken bu raporların uzmanların kendisine, yani bu işi değerlendiren uzmanların elisine bir kılavuz olarak verilip firmanın yazdığı projelerle ne kadar uyumlu, ne kadar değil. Yani firmanın bu teknoloji firmanın bir ihtiyacı mı değil mi konusunda ön bilgi almaları için, bir analiz yapabilmeleri için çok faydalı bir rapor. Şu anda da dediğim gibi bu raporun aynı zamanda firmalar için her aldıkları rapor bir yıl geçerli oluyor. Yani firmanın dijital dönüşüm konusundaki, dijitalleşme seviyesindeki değişimleri de her yıl görebilecekleri bir raporlama aracından bahsediyoruz aslında. Ve bu da şu anda firmaların yoğun talebiyle karşı karşıyayız rapor tarafında. Çünkü desteklerin öncül olarak şu anda rapora ihtiyacı olduğu için biraz bu konuda yoğunluğumuz var. Ama danışman sayısı inşallah artacak. Yakın zamanda bunlarla ilgili çalışmalar yapmasını da bekliyoruz açıkçası. Bu şekilde bahsedebiliriz DDX tarafından. Bunun dışında yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndaki bir diğer görevim değerlendirici statüsünde. Ondan bahsetmiştim size. Türkiye'deki 55 kişiden biriyim şu anda. Firmaların dijital dönüşüm konusunda yine kalkınma planını, dijital kalkınma planı ile ilgili hazırlanan raporların hem değerlendirilmesi hem firmaya bir yol arkadaşlığı yapılması konusunda bir çalışmamız var. Yani biz bir rapor hazırladıktan sonra firmaya görevimiz bitmiyor. Firmanın bundan sonraki alacağı her yolda yatırım yapacağı teknolojilerde firmalara yardımcı olacak, danışmanlık verecek faaliyetler de yürütüyoruz. Çünkü konunun temelinde şu var Burak Bey.
Yani firma dijital dönüşüm konusunda uzman olması gerekmiyor. Yani firma sahibinin bu konularla ilgili her şeyi bilmesine gerek yok. Bu danışmanlık kültürünün aslında ülkemizde biraz eksikliği var ama bunun bu raporlarla birlikte, bu danışmanlarla birlikte biraz daha yayılmasını, biraz daha bu konuyla ilgili yaklaşımların pozitif olmasını bekliyoruz işin açığı. Şunu sorayım, bu işte dijital dönüşüm süreciyle ilgili böyle çalıştığınız 250 firmaya yakın sunum yaptığınızı, bilgi verdiğinizi ifade ettiniz. Hani somut olarak şu firmaya gittik, işte üretimi şu kadardı. Ama bu süreç sonrasında işte bir kat, bir buçuk kat artık her neyse arttı. Böyle bir firmalarda var mı hali hazırda? Pek tabii ki şu anda bu yılın ortalarına doğru 20'den fazla firmanın dijitalleşme konusundaki çalışmalarını biz danışmanlık verdik. Bunlar bilgi sahibi olduklarımız. Bilgi sahibi olmadığımız durumlarda da firmalar bazen bize geri dönüş yapmayabiliyorlar yaptıkları yatırımlarla ilgili. Ancak bu dokunduğumuz 20'den fazla firmanın dönüşümü gerçekleştirmiş olması keyfe mutluluk verici. Buradaki fayda şu. Bir firma üzerinden örnek vereyim. Bu firma savunma iş yapan bir firma. Makine yoğun çalışan bir firma. Dijitalleşmeyi üretimde gerçekleştirdikten yaklaşık 2 ay sonra, 3 ay sonra bu işten %40 fayda sağladığını söyledi. Evet yani. Çok ciddi. Yanlış duymadınız yani. %40 bir verimlilikten bahsediyoruz. Bizim temelde firmalara söylediğimiz şey şu. Siz bu dijital hareketi başlattıktan sonra minimum elde edeceğiniz fayda %10. Ama bazı firmalar var ki gerçekten tam zamanlı çalıştıklarını düşünen, makinelerini tam %100 verimli kullandıklarını ya da %90 verimli kullandıklarını zanneden firmaların aslında bu dönüşümü gerçekleştirdikten sonra, yani sahayı izlenebilir kıldıktan sonra ellerine gelen raporlarla birlikte bu seviyelerin %40'larda olduğunu görüyoruz kapasite kullanımının. Aslında bakarsanız çok ciddi bir problem bu. Bu problemi karşılayabilmek için de gerekli olan en önemli şey sahadan doğru bilgiyi doğru zamanda alabilmek. Bu doğru bilgi ve doğru zamanı aldığı zaman firmanın aslında yönetimine, yani tacire doğru bilgi akmış oluyor ve karar alma mekanizmasını daha da kolaylaştırıyorsunuz yönetimin, firma sahibinin. Biz şunu diyoruz firmalara, yeni bir makine almak yerine, yeni bir teçhizat almak yerine aslında mevcut kaynaklarınızla kapasitenizi daha verimli kullanma şansınız var. Böyle bir fırsat var. Ve bunu yakalayamayan firmaların gerçekten önümüzdeki yıllarda batacağı yönünde ya da çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalacağı yönünde bilgimiz ve tecrübemiz var. Bu bir fayda bir firmadan aldığımız. Bir diğer firmanın sağladığı fayda, onlar da bir bakım yönetim sistemleri, yani önleyici bakım, kestirimci bakım sistemleri kurulumu yaptılar. Bahsettiğimiz firma büyük bir firma. Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya firmalarından bir tanesi, öyle söyleyeyim. Bu firmanın şu anda sadece bir hattında IoT donanımları ile birlikte yapılan izlenebilirlikle, tam şeffaflıkla birlikte firma şu anda hatlarının durmamasını sağlıyor. Makinesinin daha önceden bir bakım yapılarak motordan gelen ya da ne bileyim farklı envanterlerden gelen bilgileri anında alıp öngörücü bakımla birlikte firma aslında hattının durmamasıyla birlikte %30'a yakın bir verimlilik elde ettiğini söyledi bize. Ve bu da yaklaşık 5-6 aylık bir zaman içerisinde. Yani baktığınız zaman burada bu işin yatırımının geri dönüş oranının bir yıldan az olduğunu görüyoruz. Firmalar için bu oran çok ciddi bir oran. Yani siz bir bu bütçelerle bir gayrimenkul yatırımı yapsanız ya da bir taşınır araca bir yatırım yapsanız emin olun bu kadar bir fayda elde etmeniz pek mümkün değil. O yüzden işimize yatırım yaptığımız zaman, üretim yapan firmaları özellikle söylüyorum, işimize yatırım yaptığımız zaman gerçekten dijital teknolojilerin sağlayacağı fayda biraz hayalinize kalmış bir durum yani. Ama en az %10 ile %40 arasında bir marjın olduğunu görüyoruz. Belki ilerleyen süreçte bunun daha da artması mümkün. Pek tabii ki, pek tabii ki. Potansiyeli arttıkça. Ya şunu da ifade etmekte fayda var. Hostim bana göre Ankara'da, Türkiye'de
Avrupa'da ve dünyada hani sanayi bölgeleri arasında görebildiğim kadarıyla çok saygın bir konumda. Geliştirdiği ekosistem, üniversitesi, dijital dönüşüm ofisi ve pek çok koluyla birlikte bu bağlamda da diğer sanayi bölgelerine de örnek olduğunu söylemek mümkün. Bildiğim kadarıyla sizin dijital dönüşüm ofisi de bu bağlamda bir ilki oluşturuyor ve Austin bölgesinde işlerini, faaliyetlerini sürdüren firmalar açısından da ciddi bir kazanım. Son olarak şunu sorayım Çağlar Bey. Tabii birçok şey ifade ettiniz. Biz de hani ifade söylemiştim, bu programımızın omurgalarından bir tanesi yapay zeka. Her programda konuşmaya da devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Dolayısıyla sizin çalışma yönteminiz açısından baktığımda yapay zeka ve aynı zamanda da Endüstri 4.0 bu işin neresinde? Nasıl faydalanıyorsunuz? Şimdi bu işi ilk önce bir tabii dünyada, Türkiye'de ve Austin'de olarak ele almak gerekirse dijitalleşme seviyesi olarak ülkemiz ciddi bir atak yapmış durumda dünyaya baktığınız zaman. Yatırımların da dünya üzerinde şu anda aslında dijitalleşme konusu sadece üretimde değil, birçok alanda karşımızda. Yani baktığınız zaman son kullanıcıların bile kendi evinde artık işte uzaktan yönetilen klimalar, uzaktan yönetilen buzdolapları, fırınlar gibi aslında evlerimize kadar girmiş durumda dijitalleşme. Bunu da çok farklı sektörlerde görmemiz mümkün. Sağlık gibi, tarım gibi, şehirler, akıllı şehircilik gibi birçok farklı alanda görmemiz mümkün. Dünyada bununla ilgili yapılan yatırımlar trilyon dolarlar seviyesinde. Türkiye'de ise bu pay ciddi bir teknoloji akınına uğruyor. Global firmaların şu anda Türkiye'deki özellikle üretici sanayi kısmındaki firmalara yaptığı yatırımlar ciddi seviyede. O yüzden Austin OSB, evet biraz önce bahsettiğiniz gibi, bu anlamda öncü bir OSB olarak dijital dönüşüm konusunda bir ofis kurdu. Ve bu kurduğu ofisle birlikte firmaların dijital dönüşüm konusundaki farkındalığını arttıracak, dijital dönüşüm konusundaki firmalara yol aldıracak ve onlara rehberlik edecek bir yardım masası gibi aslında. Ve ücretsiz. Ve ücretsiz, evet. Çok doğru. Firmaların sadece aidat karşılığında Murat Bey, bizlere ulaşıp dijital dönüşüm konusunda bilgi alabilecekleri bir yardım masasıyız biz, evet. Baktığınız zaman bu yenilikçi ve kapsayıcı yaklaşımı sayesinde Austin OSB üretimden dijitalleşmeye, sürdürülebilirlikten ihracat desteğine kadar birçok farklı geniş yelpazede aslında hizmet sağlayarak Türkiye sanayisine öncü bir duruma geldi. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz dijital dönüşüm kavramının yanına bir de yeşil dönüşüm kavramı eklendi. Bu bir ikiz dönüşüm olarak ifade ediliyor. Aslına bakarsanız yeşil dönüşümü yine temelinde dijital dönüşüm var, veri odaklı olduğu için. Burada aynı zamanda dijital ve yeşil dönüşüm faaliyetlerini sürdürdüğümüz bir koordinatörlüğümüz var Austin'de. Buna ihracat birimimizi de ekledik ve aslında bu üçü bir üçüz dönüşüm gibi Austin OSB'de firmaların, özellikle üretim yapan firmaları burada çok önceliyoruz. Şu anda Türkiye'nin %98'i KOBİ ve ciddi oranda bir üretici firma sayımız var. Bu üreticilerimizin verimliliğini artırarak ülkemize ciddi katma değer oluşturacak potansiyelimiz de var. Bunlarla ilgili faaliyetlerimizi sadece ulusal çapta değil, uluslararası çapta da yürütecek ve bu kabiliyette olacak firmalarımıza da destek vermemiz bizim öncelendirdiğimiz konulardan bir tanesi. Şu anda Austin'de 6500'den fazla işletme var ve 65.000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor Austin. Bu firmalar 17 farklı sektörde hizmet veriyorlar ve aynı zamanda biz Austin'de şu anda 7 farklı kümelenme var. Bu kümelenmeler şu anda 1000'den fazla firmayı hedef alarak faaliyet gösteriyor. Ne yapıyor bu firmalar? Firmaları ihracata yönelik faaliyetlerde destekler sağlıyor. İş ve inşaat makineleri, medikal sektör, kauçuk sektörü, haberleşme teknoloji kümelenmesi sektörü, yine aynı şekilde savunma sanayi sektörü gibi birçok farklı sektörün bir arada olduğu kümelenmeler hizmet veriyor Austin'de. O sebeple bu bilgi paylaşımı ve ortak projelerle birlikte Austin firmalara çok faydalı imkanlar sunmaya devam ediyor. Peki Çağlar Bey, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Hafta içinde de konuştuk. Yoğun bir tempo sizin de. Sürekli toplantılar ama o yoğun vakit arasında buraya geldiniz. Ben bir kez daha teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Dijitalleşme firmalarımıza çok büyük değişimler getiriyor ve bizler de bu değişimlerin bir parçası olabiliriz. Burada olmaktan ve düşüncelerimi paylaşmaktan çok keyif aldım. Çok teşekkürler Burak Bey sizlere de. Hepinize dijitalleşme yolculuğunda özellikle firmalarımıza başarılar diliyorum ve her zaman yeniliklere açık olmanızı öneriyorum efendim. Güzel günler diliyorum. Çok sağ olun. Peki değerli dinleyenler, bu haftalık da teknoloji trafiğinin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta çarşamba günü yine burada olacağız. O zamana kadar sağlıkla, huzurla ve mutlu kalın.